AK Parti bir kabinede değişikliklerle bir seçim kabinesi mi kurmaya çalışıyor? Eskiye mi dönmeye çalışıyor? Siz nasıl gördünüz bu değişimi? Şimdi şöyle, efendim Erdoğan çok iyi de etrafı çok kötü. Şimdi bu AK Parti'nin çekirdek kadrosu Erdoğan'ı kurtarmak için. Efendim, Erdoğan çok iyi bir adam. Mükemmel bir adam. Mükemmel kararlar alıyor ama etrafı çok kötü. O da etrafını dağıtarak ne kadar iyi olduğunu göstermeye çalışıyor. Ne derlerse desinler. Bütün bunların sorumlusu bir kişi, Erdoğan. Çünkü devlet ona teslim edilmiş vaziyette. Erdoğan'a teslim edilmiş vaziyette. Bakanları alıyor görevden. Adalet Bakanlığı şöyle, çok konuşan bir bakan değildi. Adalet Bakanları çok fazla konuşmaz. Çünkü hakim kararıyla konuşur diye bir geleneksel söylem vardır. Artı Adalet Bakanı da fazla konuşmazdı. Yeri zamanı geldiğinde de bazı haksızlıklara karşı bu doğru değildir diye söylerdi. Adalet Bakanlığı olarak güzel kararlar açıkladılar. Adalet reformu nasıl olacaktır, ne yapılacaktır diye açıkladılar. Ve bunların hepsi de doğruydu. Ama bunların hiçbirisini hemen hemen hayata geçiremediler. Bana ulaşan bilgiler, gidişten Adalet Bakanlığı son derece rahatsız oldu ve kendisini artık bu görevde kalamayacağı şeklinde. Dolayısıyla ayrıldım. Hani derler ya, İzzet-i İkbal ile çekildik Babu hükümetten diye. Hükümetten böylece çekilmiş oldu. Dolayısıyla Adalet Bakanı, adaletteki, yargıdaki soruşturma dünyası diyelim ki savcıların içinde bulunduğu tablodan haz etmediği için ve bu gidişin de gidiş olmadığını gördüğü için büyük bir olasılıkla görevden affını istemiştir. Bir seçim kabinesi gibi algılamamak lazım o zaman. Efendim, şimdi o da tartışılıyor. Efendim, acaba Erdoğan bir seçim kabinesi mi oluşturuyor? Evet. Kabineye gerek yok efendim. Erdoğan var. Ne kabinesi? Peki. Erdoğan böyle söylemleri asla tahammül edemez. Asla. Düşünebiliyor musunuz? Sağlık Bakanlığı ne söylediğini deyince, efendim sizin bilginiz dışında biz bir şey söyler miyiz? Bu ne demektir? İrade yoksunluğu demektir devlet yönetiminde. Devlet yönetiminde bir bakan benim iradem yoktur ve her şey oraya bağlıdır derse, bakanlığa Ali gelmiş, Veli gelmiş ne fark eder? Kaldı ki bakanların bir fonksiyonu yok. Çünkü bakanlarda parti komiseri var. Kim parti komiseri? Erdoğan'ın atadığı AK Partili bir bakan yardımcısı. Onlar parti komiseridir orada. Bütün talimatlar parti komiseri üzerinden gider. Bakan yukarıda, adı bakandır ama gücü yoktur, etkisi yoktur, söylemi yoktur. Atama, bir yere atama yapılacaksa böyle bir iradeleri yoktur. Dolayısıyla parti komiserine talimat verir, parti komiseri yapar. Niçin bakan diyeceksiniz o zaman? Yasaya göre bakan olması lazım bir bakan. Oraya da birisini getirip oturtuyorlar. Sen buraya oturacaksın. Senin adın bakan. İster Milli Eğitim Bakanı, ister Adalet Bakanı, ister bilmem X Bakanı, Y Bakanı, Sağlık Bakanı. Ama sen otur. Yukarıdan, saraydan verilen talimatların gereğini yap. Personele sakın dokunma. Personelden sorumlu olan parti komiseri var. O bütün atamaları yapacak. Düzen bu. Bakın. Bu düzen bu. Peki. Az önce siz de söylediniz. Bürokratlara bir çağrı yaptınız. Bu çağrınızda tepkiler nasıl geliyor? Yani çağrınıza uyuyor mu bürokrasi? Bir de sürprizlerim olacak dediniz. Yani evet. Bizi nasıl sürprizler bekliyor? Şöyle, bürokrasiden...